Ameliyata karar verme sebebim kilom tabii ki. Kilolarımdan dolayı rahat edemiyordum. Yürüyemiyordum, sporumu yapamıyordum. Şekerim çıktı, onu düzenleyemiyordum. Yani ilaç kullanıyordum. Uzun zaman verdi, o ilaçların zararını görmek istemiyordum. Ve beni çok fazla engelliyordu kilolarım. Bu yüzden karar verdim. Mahmut Hoca'yı internet üzerinden buldum. Kardeşim sayesinde çok takip ettim. Videolarını izledim. Şimdi anda da kendi videomu çekiyorum. Ameliyat biraz ağrılarım çok oldu ilk gün, ameliyat günü. Biraz korktum çünkü ilk defa ameliyat oluyordum. Ama ikinci gün fark ettim ki o kadar çok düzeldim ki ameliyattan sonra. Şu anda dördüncü gündeyim, rahat rahat yürüyorum. Yani ve geleceğe daha umutla bakıyorum, yani daha iyi düzeleceğimi, iyileşeceğimi inanıyorum. Ben geldiğim ilk günden beri bana çok hemşehriler çok yakın davrandı. Tahlillere giderken sürekli yanımda birisi oldu. Hiçbir zaman yalnız hissetmedim kendimi. Ve bana çok fazla güven verdiler. Bu yüzden çok memnunum hepsinden. Hepinize diyorum, gelin korkmayın. Yani ben de ilk defa ameliyat oldum, anestezi altına girdim. Boynuma ilk defa bir iğne takıldı. Ama hiçbir korkum yok yani şu anda. Çok fazla güven veriyorlar. Her şeyi ekstra kontrol ediyorlar. Yani ne diyeyim? Hiçbir pişmanlığım yok. Siz de pişman olmayın. Gelin kesin deneyin yani. Bugün Müjde Kozan'la birlikteyiz. Müjde Hanım aslen Yozgat'ta, Avrupa'da yaşıyor. Gurbetçi hastamız. Evet. Ameliyatımızı olduk. Üçüncü gün. Aynen. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Müjde Hanım? Evet. 36 yaşındayım. Hollanda'dan geliyorum. Hı-hı. Yaklaşık 10 yıldır fazla kilo sorunlarım var. Evet. Hı-hı. Bir türlü veremiyordum. Şeker hastasıyım. Evet. Ondan dolayı da biraz zorluklar yaşadım. Hı-hı. Birkaç senedir. Neden olmaya karar verdiniz? Neden bu ameliyatı düşündünüz? Ya bir türlü... Neler oluyordu vücudunuzda? Evet, yani şekerimi dengeleyemiyordum. Hı-hı. Uyku sorunları yaşıyordum. Sporumu yapamıyordum rahatça çünkü Hı-hı. fazla kilolarım var. Hiç rahat değildim. Kendi vücudumda özgüvenim yok. Evet. Onları toparlamak için Hı-hı. geldim buraya. Evet, eşinizle birlikte geldiniz. Aynen, sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Nasıl geçti günlerimiz burada? Gerçekten ben şaşırdım yani. Evet. Hemşirelerin, personelin ilgi Hı-hı. alakasına, hizmetine gerçekten şaşırdım yani. Çok memnunuz yani. Evet, yabancılık çekmediniz burada bayağı, değil mi? Kesinlikle. Herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Kesinlikle. Hı-hı. Geçmiş olsun. Sağlık sektöründe çalışıyorum ben de. Hı-hı. Sosyoloji okudum. Onun üzerine insanlara yardım ediyorum. Geçmiş olsun. Hedefimiz ne? Kaç kilo olmak istiyoruz? Şu an şekerimiz normal. Evet, söyleyelim. Evet. Şekerimiz ameliyattan sonra ilacımı hiç kullanmadım. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz ve şu an normal. Evet. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok rahatım. Yani bugün üçüncü günüm. Evet. Zaten ikinci gün de çok rahattım. Yani ilk gününe bakarak ameliyattan sonra çok çabuk iyileştiğimi hissediyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağlıklı günler diliyoruz inşallah. Evet. Bol eksili günler. İnşallah. Hollanda'ya selamlar.